Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün gübre atmaya gideceğiz. Bizim arpalara bir de bir parça buğdayımız vardı. Oralara sıvı gübre uygulayacağız. Şöyle holderimizi taktık. O doluyor şimdi yavaş yavaş. Attığımız gübre de şu arkadaşlar. Geçen sene eniştem kullanmış. Dedi bayağı güzeldi hani. Tesiri, etkisi falan iyiydi dedi. Dedik biz de bu sene deneyelim. Şöyle rüzgardan bir kaçalım garajın içine. Bu sene aldık bir deneyeceğiz böyle. İçindeki organik madde miktarı şu şekilde okunabiliyorsa eğer. Yani kağıt üstündeki verileri güzel gibi. Ama bir de atınca göreceğiz. Hani nasıl bir sonuç verecek. Bundan seneler önce ben bir tane şey atmıştım. Yabancı markalı aynı böyle bir sıvı gübre atmıştım. Aspire. Kum bir tarlaydı orası bir de. Hani çok fazla verim veren bir yer değildi. Attıktan bir hafta sonra aspir bir anda böyle boylandı gitti. Hatta en son hasat ettikten sonra bizim şu traktörüm de şu arka tekeri delmişti aspirin çöpü. Bende fotoğrafları var onun. Bulursam ekrana koyarım. Böyle bildiğiniz saplanıp lastiği delip geçmişti yani. Ağaç gibi bir şey olmuştu. Umarım bu da aynı etkiyi verir de bu sene güzel bir arpa alırız. Eğer şöyle iyi bir arpa alabilirsek hani iyi olur. Çünkü harcama yapmamız gereken yerler var. Benim niyetim şunu değiştirmek de bir an önce. Değiştiremiyoruz da. TD'nin kronik arızaları, ufak tefek şeyler çıkıyor. Kronik demeyeyim de. Bu bilinçli eskitme denilen olay var ya arkadaşlar. Bir makine aldığınız zaman özellikle bu yeni üretilen makinalarda daha çok geçerli. 2000 10 senesinden sonrasında falan. 10 sene kullanıyorsunuz. Böyle kullandığınız makineler ya kullanılan malzemesi aşırı yıpranıyor, eskiyor. Ya da hiç beklemediğiniz yerden kopan, kırılan parçalar oluyor. Yani bununla ilgili ayrı bir video yapma düşüncem var. TD'yi ben 12 senedir kullanıyorum. Nereleri eskidi, nerelerini değiştirdik falan. Temiz kullandığımız halde. Yani bununla ilgili de bir video yapma niyetim var. Ama bugünkü işimiz gübre. Şu gübremizi biz bir sağ salim atalım. Bunları gene anlatırız. Bunlar kolay şeyler. Şimdi ben şu gübreyi doldurayım. Bu arada gübre öyle güzel kokuyor ki arkadaşlar. Bildiğiniz şey, üzüm pekmezi olur ya. Aynı pekmez gibi kokuyor. Hemen ben şurada doldurayım bir çanakta. 100 litre suya 250 mililitre katılıyor arkadaşlar. Bu da 1 litrelik bir kap. Bizim holder 800 litre su aldığı için 2 litre bir gübre katmamız gerekiyor içine. Böyle bir küçük çaplı sistemimi kurmuş oldum. Şöyle dolduralım. Tabii tam 1 litre değildir bu. Bunun biraz şeyi olur. Birazcık fire verir bu. Az bir şey daha bir ekleyeceğim üstüne. Şöyle gidelim. Holderimizin yarısından fazlası dolmuş zaten. Şuradan yavaş yavaş dökelim. Şey daha getirelim arkadaşlar. Şimdi millet izleyecek diyecek ki arkadaşım makinenin karıştırıcısı yok mu? Ne bileyim ondan sonra ilaç karıştırma kabı yok mu? Yok arkadaşlar. Bu görüp görebileceğiniz en böyle baz donanıma sahip en uyduruk. Uyduruk demeyeyim de zamanın iyi makinesi aslında. Ama günümüz teknolojilerinde artık şey yapmıyor. Çok da böyle elverişli ve kullanışlı olmuyor diyeyim. Şu kadar daha koysak. Tamam, bu onu 1 litreye tamamlar.
Havada da böyle az bir rüzgar var. Hani çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dün bayağı esinti vardı. Dün böyle bir 15-16-17 kilometre falan rüzgar esiyordu. Niyetim dün gitmekti aslında da. Şimdi gitsek attığımız gübreyi rüzgar alıp götürecek diye. Dün gitmedim. Bir de hava kapalıydı. Bugün hava da açık. Sıcak bir de. Bugün atalım dedik. Şöyle makineden de kısaca bir bahsedecek olursam arkadaşlar. Bu makineyle hiç böyle vlog tarzı bir video çekmedim ben. Bu makine Adana üretimi Buzlusan markasının bir ürünü. 800 litre deposu var. 16 metre kanat genişliği var. Ama bunun kanatları normal standart kanat değil. Kalın şase diye geçen. Ağır kanatlı yani. Zamanında alırken hani yere falan değdiririz, kırılır diye ben kalın şaselisini istemiştim. Birkaç kere de yere vurdum hatta bazı rampa yerlerde. Şimdi avantajı kanatlar güzel sağlam, kırılmıyor. Ama dezavantajı derseniz bu kanatların şu üstte bizden tarafta görünen yaylar var ya, dik olanlar değil de yan duranlar. O yaylar kanatları taşımaya yetmiyor arkadaşlar. Böyle rampa tarlaya tırmanırken bu kanatlar böyle geriye katlanabiliyor. Bir sefer katlandı bende öyle. Dönüyor çat diye vuruyor böyle holderin arkasına. Hani kanat genişliği biraz daha dar olsa belki taşıyabilirmiş ama o yaylar zayıf kalıyor orada. Ben de ona şey yapıyorum. Kanatların ucunda yere dokunduğu zaman memeler yere değmesin diye iki tane pabuç var. O pabuçtan bir ip bağlıyorum. Holderin şöyle önünden geçirip diğer kanadın ucundaki pabuca bağlıyorum. En azından böyle geri çekmeye çalışırsa ip onu tutuyor. Mecburen öyle bir çözüm geliştirdim. Ya bu zaten senede 3-4 defa kullanılan bir alet olduğu için maksimum. Çok da böyle fonksiyonel bir şey almaya gerek yok. Hani bununla da işinizi görürsünüz bayağı bir. Ya şimdiki teknolojide tabii şu aşağıda ilaç karıştırma kapları falan var. Daha pratik oluyor yani, makinenin üstüne çıkıp ilaç dökmüyorsunuz da. O aşağıda su böyle devir daim yaparken ilacı oraya katıyorsunuz. Makine karıştırıp içine çekiyor onu. Ondan sonra şöyle ilaç yıkama sistemleri var. Bidonu üstüne ters çeviriyorsunuz falan, içini yıkıyor. Öyle bir şey de olsa güzel olurdu da olmasa da oluyor yani. Bir sıkıntı yok bundan yana. Dediğim gibi bu çok kullanılan bir alet olmadığı için. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani ha çıkıp yukarıdan dökmüşüm. Ha bidonu elimle yıkamışım. Benim için çok fark eden bir şey yok. Beni rahatsız eden bir durum da yok zaten de. Böyle şu gübre serpme makinesi gibi, ne bileyim pulluk gibi, kazaya gibi, böyle ana toprak işleme aletleri kaliteli olursa, fonksiyonel olursa onlar benim için daha önemli. Bir de genel olarak traktörün genelinde bulunan donanım yüksek olursa, özellik iyi olursa ben genelde bunlara daha çok dikkat ediyorum. Hani böyle ufak tefek aletlerde, mesela şu pistonlu kepçeymiş, tesviye küreğiymiş, ne bileyim normal tırmıkmış falan, bunlara pek bakmıyorum. Bir de romuk da çok dikkat ediyorum da bakalım. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Şöyle göstereyim. Daha böyle güzel bir yeşerti var. Yani çok da fena değil. Normal yani bu dönem için. Şu kanatlarımızı açalım. Şunu bir indirelim aşağı. Hatta o sırada şunu da indirelim şöyle. Hadi geç. Şu karıştırıcı çalışsın. Bir yandan ilaç karışa dursun kendi içinde. Yavaş yavaş. Şöyle bir. Arkadaşlar gelirken ip almayı unuttum ya. Size diyordum ya, holderin kanatlarını bağlıyorum diye. Şunu almayı unuttum, bir saniye. Şu düğümüzü takalım şuraya. İşte şu ayaklara bağlıyordum şunları. Bunu da unuttuk. Neyse, yapacak bir şey yok. Zaten buralar genel olarak düz. Yani çok bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum bize. Gene hafiften de bir rüzgar var burada. Kameraya geliyordur sesi de. Umarım bizim işimize engel olmaz yani. Rüzgar.
memeyi de şöyle çevirelim. Bunlar çok sıkıntı ya. Bunlar sevmiyorum da. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir de şuradan bir ayar yapalım. Şu vanamızı iyice boşa alıyoruz. Boşta mı boşta. Bunun sıkmaya başladığı yerden 2,5 tur çevirdiğim zaman bu makina 750 devirde, kuyruk mini devir 750'deyken ikinci vites 15 gazda tam 26 dönüm yer ilaçlıyor. Yani ben böyle bir ölçüye varabildim. İlaç yapa yapa. Gene aynı bu ayarda ayarlayacağım. 2 tur atacağım burada. Burası 56-57 dönüm bir yer. Yani 2 seferde atıp çıkacağız içinden. Ben şimdi bunun ayarını yapayım. Ondan sonra 1-2 turda bir atayım. Sonra tekrardan açarım videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi bir depo attım. 55 dönüm bir tarlaya şöyle bir ayarladım. Şimdi belki sıkıntı olur diye bir depoyu komple yaydım 55 dönüme. Şimdi aynı izden bir daha atacağım aynı ayarla. Şöyle geldik. Çeşmede makinamızı dolduruyoruz tekrardan. Bu çeşmenin de bir özelliği var arkadaşlar. Çeşme bizim. Yani bizim derken dedemin adına yapılmış bir çeşme. Anne tarafından, dedemin adına yapılmış. Bölgede de senelerdir akan böyle tek çeşmelerden biri. Bayağı suyu falan da güzel. Buraya çok gelen oluyor. Şu ilerlerde hobi bahçeleri var. Oralardan falan millet su almaya geliyor. Bizim de tarlalara yakın sayılır. Ben hemen şimdi şu karşıya doğru geri gideceğim. Şöyle şu çapraza görünmeyen kısma doğru. Oradan dolduracağım. Orada 2-3 parça yerimiz var. Buraya bayağı bir gidip geleceğim ben bugün. Ondan sonra işte bir bu yol üstünde 10 dönüm bir yer var. Küçük. Orayı yaparız. Bir tane de 30 dönüm bir dere tepe bir tarla kalıyor. Biraz rampa. Bir de orayı yapınca işimiz bitecek. Ama bugün akşam ederiz herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. Memelerden de iki tanesi şeydi arkadaşlar. Tıkanmış. Yani içine ne sıkıştı artık bilmiyorum ama açtım bir temizledim. Biraz akmaya başladı. Sonra gene şey yaptı. Tıkandılar. Şimdi onları da sökeyim, en azından suya atayım da burada. İçindeki kir belki çözülürse şey yapar, bizi gene yarı yolda bırakmaz diye umut ediyorum. Hangisi olduğunu bulabilirsem tabii. Buydu herhalde. Neyse, ben bunları bir halledeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Zaten bunun dolması biraz sürer. Yavaş yavaş dolduruyor traktör. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, makinamızı doldurduk, tarlamıza geldik tekrardan. Şu önceki açtığım izlerden gideceğim gene. Şöyle kanatlarımızı indirelim, şu ayar iyi gibi. Burada makinamızı çalıştıralım, çift çekere atalım, ikinci vitese alalım.
saatimiz tam 30'u gösteriyor arkadaşlar. Yani basınç olarak da güzel. Ve toprağı böyle ıslatarak gidiyor. Buradan bakınca böyle ıslanmıyormuş gibi görünebilir gözünüze. Yani ben motorun içinde olduğum halde bana da öyle görünüyor da. Güzel iş yapıyor şu an. Biraz da ışığın vurduğu açıyla alakalı. Böyle ışık karşıdan vurduğu zaman bayağı bir su gittiğini görüyorsunuz. Ama ışık arkadan falan vurunca ya da yandan o zaman pek belli etmiyor. Böyle sanki boşa sıkıyormuş gibi görünüyor. Evet dostlar, buğday tarlamıza gübre atıyoruz şimdi de.
Keşke tarlanın her yeri şu köşe gibi olsa. Orası güzel çıkmış. Biraz fazla su alıyor, o yüzden fark ediyor. Az evvel de şu aşağıdaydım. Şöyle kahverengi gibi görünen tarla var ya, bizim arpa ekili olan yer. Oradaydım. Orada lastik izleri de var. Oradan da buraya geçtim zaten. Şimdi buralar niye fark ediyor derseniz, şu arkadaşınki de arpa büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu tarla bir senedir falan dinleniyordu. Şimdi bir sene boyunca dinlendirip gübre attığınız zaman öyle oluyor. Ama biz gübre atmadığımız için bizimkiler biraz daha geriden geliyor. Yani verimde de birkaç kilo daha düşük oluyor bizimkiler genelde. Yani bu durumun açıklaması da böyleydi. Merak edenler için. Daha depomuz yarı dolu. Biraz da şöyle lastik izine yakın gidiyorum ki üst üste bindire bindire atıyorum ilacı. İlaç diyorum, gübreyi. Hani tarlanın her yeri iyice ıslansın diye. Bunu burada bitiremesek de bunu kalanını küçük tarlaya götürürüm ileride. Oraya atarım, ondan sonra iki parça yerimiz kalıyor. Bugün biterse iyi. Ben şimdi videoyu kapatayım, hızlı hızlı bitireyim. Belki son tarlada bir açarım. Ondan sonra da bitiririz videoyu. Bakın dostlar, şurada bir arkadaş gelmiş, kafayı dikmiş bana bakıyor. Bir yanına gidelim de ne yana gidiyormuş öğrenelim. Bizim suyumuz dolarken. Hemşerim, nereye gidiyorsun? Ne? Daha küçükmüş bu arkadaşlar. Bunlar normalde bayağı büyüdüğü de oluyor. Herhalde suya doğru gidiyordu. Suya mı gidiyordu? Götüreyim seni suya. Şimdi götürüp bırakacağım, suyun kenarında bir tane animasyon vardı, o geldi aklıma. Adam kaplumbağayı bırakıyor da kaplumbağanın eşeği diyor, erken gelmişsin falan diye. Baba nasıl gidiyor bak. Kazı mübarek. Ya gel götüreyim oğlum, yürüme işte. Hayır işi yapıyor şurada. Niye yoruluyorsun? Hay YouTube'da. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz de. Oğlum söyle bir şey bak. Bir şey söyle. Sonra kapatacağım kaydı. Bir selam çak. Yok, ses etmez. Götürelim, bırakalım. Suyun kenarına doğru. Onca zamandır kaplumbağa da görmüyorduk. İyi oldu, seni şuraya bırakayım ben. Şöyle bırakayım da. Sen buradan yoluna gidersin. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Tavşan hiç göremiyorum arkadaşlar ya. Tavşan çok azaldı. Tilki de öyle. Buraya bir böyle geliyorlar. Eline tüfeği alan geliyor. Ne var ne yok sıkıyor. En sevmediğim olay. Önceden tavşan çoktu. Fare bile çoktu. Ne fare kaldı, ne tavşan kaldı, ne tilki kaldı. Çok tek tük görüyorum yani. Kaplumbağa da aynı şekilde. Yılan zaten ayda yılda bir. Çok nadir denk geliyor. Neyse, şu suyumuz bir dolsaydı. Akşam vakti geldi iyicene. Ay, orucuz bir yandan da. Acıkmaya da başladım. Galiba iftara yetişemeyeceğiz de. İki parça bir yer kaldı. Onları da bir bitirirsem sağ salim. Ondan sonra direkt basar gideriz eve. Daha şöyle ne kadar bir dörtte biri anca dolmuş. Bunun dolması biraz sürecek. Ben ilacımı falan katayım. Gübreye de ilaç deyip duruyorum abi. Gübre arkadaşlar. İlaç dersem ilaç zannetmeyin, gübre o. Sıvı gübre. Ben onları katayım, karıştırayım içine de. Ondan sonra tarlanın orada devam ederiz. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar son tarlayı da bitirdim. Eve doğru gidiyorum şimdi şöyle. Yoldayım. Valla son tarladan çekemedim. Orası hem biraz rampaydı hem de iyice hava kararmaya başladı. Bir de iftar saati de geçti. Ben halen aç aç geziyorum ortalıkta. O yüzden ben de hızlıca bitireyim. Bir an önce eve gideyim diye. Orayı da attım çıktım arkadaşlar tarladan. Birinci uygulamamızı yapmış bulunduk. Bakalım şöyle Nisan sonlarına doğru ikinciyi atarız üstüne. Sonra ot ilacı yaparız.
Ondan sonra da gerisi yağmurlara kalıyor artık. Umarım güzel olur, güzel bir verim alırız. Hasat zamanı. Neyse arkadaşlar, sonraki videoda kendinize... Sonraki videoda ne? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.